Biz 10 Haziran'da 775 avukatla beraber Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştık. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirilemediği için. Bilindiği üzere en son 25 Mart'ta, 25 Mart 2021'de ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti müvekkilimiz. O telefon görüşmesi de kısa sürede kesilmiş ve akıbeti hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Türkiye yasalarına baktığımızda bütün hükümlerin avukat görüşlerinin nasıl olacağı düzenlenmişken Sayın Öcalan için böyle bir düzenlemenin yapılmadığı ve kendisiyle hiçbir şekilde görüştürme gerçekleştirmediği hepimizin malumudur. Biz de bu konuya ilişkin avukatları olarak bir başvuru yaptık. Başvurumuzdaki amaç önderlikle görüşmekti. Görüşme gerçekleştirilemeyince, başvurumuza yanıt verilmeyince biz TİV ve İşkence Yönleme Komisyonları ile birlikte Avrupa'daki bazı STK'lar da katkıcı olmuştu. CPT'ye başvuru yapmıştık. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla başvuru yaptık. Kendi müvekkilimizin hem hayati durumu ve diğer hak ihlallerine ilişkin kaygılarımızı dile getirir bir başvuru yaptık. CPT bunun üzerine bir rapor hazırlayacağını önceden bilgi vermişti. O raporla ilgili görüşme gerçekleştirildi. Ancak raporun detayları açıklanmadı. En son CPT 2013 ve 15'te İmralı Ada Hapishanesi'ni ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerde Türkiye'ye bazı durumları normalleştirme ve Öcalan'ın diğer hükümlerin aileleriyle görüşme haklarının tanınması şeklinde bir rapor vermişti Türkiye Adalet Bakanlığı'na. Ancak son ziyaretten uzun süre geçmesine rağmen herhangi bir rapor yayınlanmadı. Biz de bu rapordan herhangi bir şekilde haberdar olmadık. Bu durum dolayısıyla bizim kaygılarımızı daha da arttırmaya başladı. Nitekim cezaevinde kalan hükümlülerin avukat görüşlerinin bir hak olarak var olduğu ve bu hakkı kullanmamız gerektiğini biz Adalet Bakanlığı'na ve barolara bu minvalde bir başvuru yapma zarureti içine girdik. Bu şekilde biz de ÖHD'li avukatlar olarak bütün barolara İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere başvuruda bulunduk. Bu hakların tanınması için, müvekkilimizle görüştürülmediğimiz için. Bizim barolardan beklentimiz, bununla ilgili bizim başvurumuzu dikkate alıp önerilerimizi göz önüne bulundurarak Türkiye Barolar Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na barolar olarak başvuru yapmalarıydı. Barolar Adalet Bakanlığı'na bu başvuruyu şu şekilde yapsın istedik. Evet, benim baromda çalışan avukat arkadaşlar var. Ve bu avukat arkadaşlar kendi müvekkilleriyle görüştürülmüyorlar. Niye görüştürülmüyorlar? Bununla ilgili bir düzenlemeyi ya da bununla ilgili bir gerekçeyi bizlere sunmaları için Adalet Bakanlığı bünyesinde ve Türkiye Barolar Birliği bünyesinde onların baro adına başvuru yapmalarını talep etmiştik. Halen Hakkari Barosu'ndan bir sonuç elde edemedik maalesef ancak Şırnak Barosu ve Diyarbakır Barosu geçtiğimiz günlerde bu başvuruları dikkate alarak Adalet Bakanlığı ve TBB'ye başvuru yaptıklarını bildirdiler. Biz 30 Kasım'da bir başvuru gerçekleştirdik Hakkari Barosu'na. Yani Hakkari Barosu'nun kendi iç işleyişinin ne tür bir iç işleyiş olduğunu bilmemekle beraber büyük ihtimalle yoğunluktan başvurumuza herhangi bir cevap verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde bu başvuruya bir cevap verileceğini düşünüyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecride ilişkin bütün kamuoyunun da ortak bir söylemi var. Tecrit bir işkencedir ve işkence hiçbir yasayla gerekçelendirilemez, hiçbir şekilde zaman aşımına da uğramaz. Bu tecrit işkencesine derhal son verilmesi gerekmektedir. Biz bununla ilgili her türlü platformda girişimlerimizi yapıyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki bu baskının tabii ki bizim de düşündüğümüz şekliyle yoğun olmasının nedeni kendisinin Kürt halkının önderi olarak görülmesidir. Devlet de bunun bilinciyle hareket etmektedir. Yasaları ayaklar altına alarak, kendi koyduğu yasalara uymayarak farklı bir işkence tavrını sürdürmektedir. Biz bu işkencelerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz ancak iktidarlar değişse bile o devlet mekanizması değişmediği için halen devam ediyorlar bu işkence. Biz derhal bu işkencenin sonlandırılması ve kendi haklarının tanınması için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna paylaştık ve aynı şekilde sizin sayenizde bütün mecralarda bunu dillendiriyoruz.
Yani devletin baskısının bir göstergesi, evet, maalesef bu yönde baskıyı daha fazla arttırmasının nedeni bu. Sayın Öcalan'ın sesinin kısılmak istenmesi. Çünkü Sayın Öcalan bilindiği üzere kendisinin de söylemleriyle Orta Doğu'nun bir bataklık olduğunu ve bu bataklığın ancak özgür eşit yaşamla aşılabileceğini önermişti ve kendi önermeleri bu konuda çok açıklayıcı önermeler. Üçüncü bir yol diye nitelendirdikleri yol aslında kendisinin göstermek istediği yol. Bu yola gidişin Türkiye'deki o katı baskıcı rejime ya da işkenceci rejime ağır bir darbe olacağının bilincinde oldukları için buna devam ediyorlar. Ancak her ne kadar baskı ve tehdit olursa olsun müvekkilimiz Sayın Öcalan Sayın Öcalan'ın bir mesajı bile halktaki o umudu diri tutmaya yetecektir. Yani bilindiği üzere Sayın Öcalan'ın paradigmaları ve kendi yaptığı çalışmalar Orta Doğu'nun bütün kesimlerine hitap etmekte, bütün ezilen halklara aslında hitap etmekte ve bunun da yansımalarını biz görebilmekteyiz. Bunu Türkiye'deki ezilen halklara baktığımızda, İran'daki, Suriye'deki, Irak'taki ve envai çeşit ülkede olduğu gibi o devrimin nasıl gerçekleşmesi gerektiği fikriyatını Öcalan'ın paradigmalarının ışığında yapıldığını görmekteyiz. Bu nedenle devlet ona özel bir baskı uygulamakta. 22 aydır kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat kurulmasını engellemekte. 23 yıldır kendisini ağır işkencelere tabi tutmakta. Ancak yine de sonuç alamamaktadır. Çünkü Öcalan bir birey olarak cezaevinde olsa bile kendi fikirleri özgürce dünyanın bütün alanlarına yayılmaktadır. Bu nedenle devletin bu baskılara, fiziki baskılara derhal son vermesi gerekmektedir. Bu minvalde barolara yaptığımız başvuruların acilen sonuçlandırılması, baroların acilen başvuruları değerlendirmesi ve buna ilişkin bütün platformlarda başvurucu olması gerekmektedir. Bizim beklentimiz başvurularımıza derhal yanıt verilmesi ve öncelikle tecrit işkencesinin kaldırılması, avukat görüş haklarının sağlanması ve aile görüşmelerinin gerçekleştirilmesidir.